Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün de seçim özel programı ile karşınızdayız. Seçime malum çok az bir süre kaldı. 9 gün gibi bir süremiz var artık önümüzde. Bizler de Kanal 23 olarak seçimin nabzını, seçim atmosferini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Baskil'den AK Parti, Baskil Belediye Başkanı ve adayı İhsan Akmurat bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı bir program olur. Hayırlı seyirler temennisiyle başlamak istiyorum. Başkanım öncelikle sizi kısa bir tanıyabilir miyiz? Tabii ben 1974 yılında Baskil'de doğdum. Orta ve ilk ve orta öğrenimimi Baskil'de yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra da Elazığ'da 10 yıla yakın Elazığ Barosu bünyesinde serbest avukat olarak çalıştım. 2009 tarihinden itibaren de yani 10 yılı dolduracağız 10 gün sonra Baskil Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. 45 yaşındayım, evliyim, iki çocuğum var. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Başkanım iki dönemdir, yaklaşık 10 yıldır bu mesleği icra ediyorsunuz. Baskiller sizi seviyor. Bunu neye borçlusunuz? Tabii ben Baskiller gerçekten bizi bağrına bastı. Bundan dolayı minnettarım. Gerçekten 10 yıldır dolu dolu bir belediye başkanlığı dönemi geçiriyoruz. Tabii aile olarak da baba da atalarımız da memlekette gerek esnaflık gerekse siyasette bulundular. Bundan dolayı vatandaşlarımızın teveccühünü kazandılar. Biz de o ailenin evladı olarak 10 yıldır Baskil'de belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu 10 yıl içerisinde Baskil'de birçok hizmete imza attık ve en önemlisi vatandaşımızın gönlüne dokunduk. Vatandaşımızın kalbine girmeyi becerdik. Kapımızı hiçbir zaman açmadık. Kapıda başkan yazmasına rağmen ama o kapı, başkanlık kapısını hiçbir zaman kapatmadık. Mesela vatandaş gelir, belediye geldiği zaman özel kalemi, sekreterliği makaslayıp hızlı şekilde başkanın odasına gelir ve bizler de orada vatandaşlarımızla hemhal oluruz. Vatandaşlarımızın problemlerini, sorunlarını dinleriz. Çözebileceklerimizi hemen çözeriz. Zaman içerisinde çözülecek problemleri de zamana yaymak suretiyle çözeriz. Ama hamdolsun, şükürler olsun 10 yıldır altında kalkamadığımız hiçbir sorun da olmadı. Vatandaşlarımızın teveccühü, sevgisi en önemlisi önce kalbine, beynine ve gönlüne girmeyi becerdik. Onlar da bizi böyle kabul ettiler. Gerçekten güzel bir birliktelik oluştuk. Onlar bana alıştı, ben de onlara alıştım. Böyle gidiyoruz, güzel de hizmetler yapıyoruz. İnşallah, tabii iki dönemden bahsettiniz. Hı hı. Sizler de iki dönemden bahsettiniz. 2009'da bağımsız belediye başkanı seçildik. 2014'te AK Parti'den, partimizden belediye başkanı seçildik. İlk dönem biraz, birinci dönem biraz sıkıntılı geçti. İstediğimiz, hedeflediğimiz güzel hizmetleri ilçemize güzel hizmetler yaptık aslında da. Ama istediğimiz hizmetleri yapma imkanımız biraz ikinci döneme kaldı. İktidar partisinden olmanın avantajlarını Baskil'imize en güzel şekilde kazandırdığımı düşünüyorum. Güzel de hizmetler yaptık. İnşallah 2009'da seçildik, çıraklık dönemi. 2014'te seçildik, kalfalık dönemi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesi. İnşallah bu üçüncü dönemde vatandaşlarımız, Baskilli hemşerilerimiz bize teveccüh eder. 1 Nisan, 31 Mart'ta bize vize verirlerse ustalık dönemimizde de inşallah Baskil'imize çok güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki ustalık dönemi için şu 31 Mart'taki sınavı iyi geçmek lazım. Ama görünen o ki vatandaşlarımızın yüksek teveccühü ilk günkü aşkla devam ediyor. Bundan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Vatandaşlarımız gerçekten bizi 2009'da nasıl destekledilerse, 2014'te nasıl desteklediyse 2019'da da yani yaklaşık 9 gün kaldı. Şu ana kadar yapmış olduğumuz mahalle toplantıları, ev ziyaretleri, SKM açılışları,
mitingimiz gösteriyor ki yine 2009-2014'deki yüksek teveccüh ve artarak yüksek teveccühün devam ettiğini görüyoruz. İnşallah bu seçimde de yüksek bir oyu oranı almak suretiyle taşlandırmış olacağız. Ustalık dönemimize başlamış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah başkanım, siz de söylediniz. İki dönem bu işi icra ettim. Üçüncü dönemde bu iş için tekrar aday oldunuz. Peki neden? Evet. Sürekli evet. Devam ettiriyorsunuz. Tabii. Şimdi 2009-2014'te yaklaşık işte 9 gün sonra 10. yılımızı dolduracağız. Baskilimize güzel hizmetler yaptık. Baskilimize ne yapmışız mesela? Baskil kahraman şehidimiz Şehit Fethi Sekin biliyorsunuz. Hı hı. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir'de canı pahasına hain bir saldırıyı önleyen kahraman şehidimiz Fethi Sekin adına güzel bir kültür merkezi inşa ettik. Bu kültür merkezimizde çok amaçlı salon, seminer salonu, nikah salonu, idari binası, kütüphanesi, internet salonu ve birçok talep gelmesi halinde veya işte yeni dönemde bazı projelerimiz var. O projelerimizi de o kültür merkezinde uygulayabileceğimiz, yani en azından fiziki yeterlilik açısından, ortam açısından sıkıntı olmayacak güzel bir kültür merkezi yaptık. İnşallah gelecek hafta bugün de onun açılışını yapacağız. Yani seçimden 2 gün önce onun resmi açılışını yapacağız. Tabii bu süre zarfında vatandaşlarımız gerek nikahını, gerekse düğününü, gerekse mevlidünü, gerekse toplantılarını, birçok etkinliğini 3 aydan 4 ayda oldu belki. 4 aydan itibaren bu yapmış olduğumuz kültür merkezini merkezinde bu hizmeti alıyor ve biz de güzel bir hizmet yaptık. Yani bugünün hatta şöyle rahatlıkla söyleyebilirim. Yani belediyemizin öz kaynakları buna müsait olmamasına rağmen Kültür Bakanlığımızdan, özel idaremizden ve belediyemizin özel öz kaynaklarından faydalanmak suretiyle böyle bir kültür merkezi inşa ettik. Ve ilçemizde de ciddi manada bir eksikliği hissediliyordu. Yani çünkü bir 100 kişilik bir toplantı veya 100 kişilik bir etkinlik olduğu zaman aman yarabbi nerede yapacağız diye söyleniyorduk ve perişanlık da çekiyorduk. Hamdolsun, şükürler olsun artık 4 aydan itibaren bu sıkıntıyı da ortadan kaldırdık. Yani 1000 kişilik bir çok amaçlı salondan bahsediyoruz. 300 kişilik bir konferans salonundan bahsediyoruz. 150 kişilik bir nikah salonundan bahsediyoruz. Yine bir 100 kişilik tiyatro ve sinema salonundan bahsediyoruz. Güzel bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız da takdir ediyorlar. Tabii yine Şefkat Mahallesi kanalizasyon projemiz oldu. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Şefkat Mahallesi 1927'de Baskil Belediyesi'ne merkez görevi gören bir mahallemizdi. Ondan sonra eski Baskil, daha sonra tekrar şu an 1933'te tren garının oluşmasıyla merkez şu anki Baskil ve tren garı çevresinde oluşmaya başladı. Bu mahallemizde kanalizasyon yoktu. Biz 100 yıllık sıkıntıyı, o problemi çözmüş olduk. Yine Baskil devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde TOKİ ile yapmış olduğu işbirliği ve bizlerin gayretiyle Baskil Entegre Hastanesi binasını inşa ettik. Yaklaşık 2-2,5 yıldır da vatandaşımıza güzel sağlık hizmeti veriyor. Bunlar 10 yıl süre içerisinde bizlerin üstün gayretleriyle. Yani hani derler ya, yatağımızı, yorganımızı kapıya attık. O işi koparmadan gelmeyiz, yapmayız. Böyle bu tarzda bu 10 yıl içerisinde, çünkü bunlar büyük hizmetler, az hizmetler değil. Yani Baskil gibi küçük bir ilçe düşündüğün zaman nüfus olarak büyük ilçe, coğrafya alanı olarak büyük bir ilçe ama 5000 nüfuslu bir ilçede bu tür inşaatların, bu tür eserlerin hem kaynak hem yatırım programını almak hem ihaleye çıkarmak ve neticede de bitirmek. En önemlisi bitirmek ve vatandaşın hizmetine sunmak gerçekten üstün bir gayret gerektiriyor. Hamdolsun o enerji de bizde vardı ve bunları gerçekleştirdik. Şu anda hastanemiz vatandaşımıza en güzel hizmeti veriyor. Yine Baskil Yüksekokul hizmet binası ve aynı zamanda 70 dönüme yakın arazi tahsis ettik. Milli Emlak'tan o süreçler çok zor süreçlerdi ve yine Kalkınma Bakanlığı'ndan
ciddi bir rakam çıkarmak suretiyle hem kampüs binasını hem de alanını hem de hizmet binasını yaptık. Şu an eğitim öğretimine orada devam ediyor. Fırat Üniversitesi bünyesinde çok da güzel oluyor. Orada şu an öğrenciler okuyor. Öğrenciler ilçemize, tabii şu an bölüm sayısı az olduğundan dolayı fazla bir yansıması olmuyor ama bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl işte kısa, orta ve uzun vadede düşündüğümüz zaman ilçemize sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ciddi katkılar sunacak projelerdir diye düşünüyorum. Ve diğer bölgelere de baktığımız zaman bu tür projeler zamanında altyapısını hazırlayıp vatandaşın hizmetine sundukları zaman gerçekten ilçeye çok ciddi katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Yine kilitli parke çalışmalarımız oldu. 10 yıl içerisinde ilçeye belediye başkanı olduğumuz zaman %5, %6'lardayken yani ilçedeki bütün 52 kilometre kare alan da ilçe belediyesinin mücavir alanından bahsediyoruz. Tamam nüfus az ama ilçe belediyesi ve köyler kattığın zaman daha büyük. Ama tabii biz belediye başkanı olarak öncelikle 6 mahalleden sorumluyuz. Bu 6 mahallemizde %5 veya %6 işte gerek asfalt, gerekse kilitli parke, gerekse altyapı çalışması, kanalizasyon hariç yapılmış iken biz bunu şu an %95'e çıkardık. Yani Canbeyler mahallemizde, Cumhuriyet mahallemizde sadece yeni yerleşke yerlerinde bir 10 evimize yakın bir kanalizasyon problemimiz var. Ve tabii onu inşallah yeni dönemde yaptıktan sonra da üstünü ya asfalt yahut da kilitli parke çalışmasıyla alt ve üst yapısını tamamlamış olacağız. Ciddi bir çalışmamız oldu. Yine çocuk parkları iki mahalleye iki çocuk park alanı yaptık. Daha doğrusu üç taneydi. Bir tanesi bu kültür merkezimizle birlikte yerini değiştirmek suretiyle şu an onu yine meslek yüksek okulumuzun altında eski meteoroloji binamızın olduğu bölgede yaklaşık 20 dönüme 9. aydan 2018 9. aydan itibaren başlamak suretiyle orada Elazığ'ımızda nasıl bir kültür park var ise onun çalışmasına birinci etabı inşallah mevsim itibariyle biraz erken başladı. Yağışlar, kar yağışları erken başladı. 10. ayda paydos etmek zorunda kaldık. Ama inşallah bu 2 ay içerisinde, yeni dönemde ilk 2 ay içerisinde orada birinci etabı bitirmiş olacağız. Yaklaşık 20 dönüm arazide vatandaşlarımıza güzel bir mesire ve park alanı, piknik alanı sosyal donatılarıyla donatılmış bir alan kazandırmış olacağız. Ama iki parkımız şu an faal. Çocuklarımız orada en azından minimum derecede de olsa o ihtiyacı gideriyor. Diğer taraftan yine Baskil Belediye'miz ile Devlet Su İşleri ortaklaşa, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz de ortaklaşa Baskil yine Canbeyler ve Cumhuriyet Mahallesi'nde dere ıslah çalışmamızı yaptık. Yani Devlet Su İşleri'ne olan kısmın %90'ı bitmek suretiyle Cumhuriyet Mahallesi, Canbeyler Mahallesi'nde tamamı, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir %10'luk kısmı kaldı. İnşallah bu yeni dönemde de o dere ıslahını bitirmek suretiyle etrafını park parça yine sosyal donatılarla donatmak suretiyle vatandaşlarımızın bu alandaki açlığını fazlasıyla gidermiş olacağız. Bunlar anlatıyorum ama rakamsal olarak 10 trilyonluk projelerden bahsediyoruz. Yani bunlar 10 yıl içerisinde 1 yıl bazı projeler, bazıları 2 yıl, bazıları 3 yıl devlet kurumlarında, muhatap kurumlarda ve belediyemiz tarafında yapmış olduğumuz çalışmalarla neticelenmiş ve hizmete alınmış, hizmete sunulmuş, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduğumuz hizmetler. Diğer taraftan belediyemiz ve İşkur Müdürlüğümüzce ortaklaşa İşkur İstihdam Projesi. Yani yaklaşık 6,5-7 yıldır Baskil'de bir İşkur projesi belediyemiz tarafından. Yani siyasi açısından sıkıntılı olmasına rağmen, siyasi açısından bomba olmasına rağmen gerçekten ben hiçbir zaman çekinmeden o İşkur'a belediye tarafından 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi neyse 120 kişi dönemine göre Elazığ'ımıza bir kontenjan veriliyor. Biz de en üst düzeyde Baskil'imizi bu İşkur programında 6 aylık veya 9 aylık programlardan faydalandırıyoruz.
gerçekten faydalı da oluyor. Hem fakir ailelerin hanelerine 6 ay da olsa, 9 ay da olsa ciddi bir katkı sunuyor. Ve en önemlisi bu İşkur programlarında çalışan vatandaşlarımızın almış oldukları maaş olduğu gibi Baskil'deki hemşerilerimize, bakkalımıza, marketimize, fırıncımıza, kahvecimize ve diğer esnafımıza yansıyor. 6,5-7 yıldır ciddi bir rakam. Yani bu aylık rakam olarak düşündüğümüz zaman 250-300 milyar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu 250-300 milyar olduğu gibi Baskil'deki esnafımıza kalıyor. Baskil'de oturan, ikamet eden insanımız çalışıyor, maaşını alıyor ve Baskil'deki esnafımız faydalanıyor. Bu da ciddi belediyemizin ilçemize sunmuş olduğu ciddi bir katkı olarak düşünüyoruz. Yine içme suyu projesi kaynak suyundan ilçe merkezimize cazibesiyle gelen bir proje. Yaklaşık 11-12 kilometreden Odabaşı bölgesinden ilçemize. Tabii o projeyi yaptığımız zaman ilk aşamada büyük bir su vardı orada. Ama daha sonra orada yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal faaliyette kullandıkları için o yönü değişti. Küçük bir su vardı orada. O küçük suyu kazandırdık ve biz bu 11-12 kilometrelik içme suyu projesi, yani kendi cazibesiyle gelen kaynak suyunda ilçe merkezimize kazandırmış olduğumuz bu proje belediyemizin kasasından tek bir kuruş gitmedi. Gerek Kültür Bakanlığımız, gerekse İller Bankamız'da hibe almak suretiyle, projelendirmek suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu an dağdan getirmiş olduğumuz su son 6 aydır Canbeyler ve Cumhuriyet Mahallemizin %100 su ihtiyacını karşılıyor. Kendi cazibesiyle 6 aydır. Tabii yaza doğru sular azalıyor ve netice itibariyle sondajdan desteklemek zorunda kalıyoruz. Tabii kısa ve orta vadede bu içme suyu problemine yönelik başka projelerimiz de oldu. 3 tane sondaj kuyusu vurduk. 3 sondaj kuyumuzda da ilçemizin 6 mahallesine vatandaşlarımız yılın her mevsiminde içme suyu sıkıntısı ve ihtiyacını karşılayacak şekilde içme suyu sıkıntısı çekmemek için bu tür projeleri gerçekleştirdik. Altyapı projelerimiz oldu. İşte asbest borularımız vardı. Hı hı. Bunların %95'ini temizledik, değiştirdik. Sadece 800 metrelik bir kısmı, yani 1 kilo bile değil, 1 kilometre bile değil. 1 kilometrelik bir kısmın sadece kısmı kaldı asbest boru. Bu şey dediğimiz, kaymakamlık sokağı dediğimiz. Biz geldiğimiz zaman oranın kilit parkesi yapılmıştı. En azından bir 8-10 yıllık ömrü dolsun da orayı da kaldırdığımız zaman hem altyapısını hem üst yapısını yapmış olalım diye düşündük. İnşallah önümüzdeki dönemde de o 1 kilometrelik kısmı, asbest borulu kısmı da değiştiririz. Vatandaşlarımızın, ilçe merkezinin tamamında asbest borudan kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii yol yapım çalışmaları oldu. İşte az önce söyledik, Canbeyler Cumhuriyet Mahallemizde yaklaşık 250-300 bin metrekare kilit parke çalışması yaptık. Yine Şefkat Mahallemizin, yine Eski Baskil, yine Odabaşı ve Mustafa Demirel Mahallesi'nde 22 kilometreye yakın sati kaplama asfalt çalışması yaptık. Bu 10 yıl süre içerisinde 22 kilometre sati asfalt kaplamanın meblağ, yani birim fiyatı yaklaşık 3-3,5 trilyon. Yani bunları niye söylüyorum? Yani belediyemiz sadece öz kaynaklarıyla çalıştırmış olduğu personelin maaşını ödeyebiliyor. Ama biz bunları çeşitli kurumlarla, bakanlıklarla, genel müdürlüklerle, daire başkanlıklarla projeler geliştirmek suretiyle vatandaşımızın acil olan ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Çok güzel işler yaptık. Yani burada zaman kısıtlı olabilir diye sadece yaptıklarımıza değinmek istemiyorum. İnşallah önümüzdeki bir programda olacaktır. Tabii bizim Baskil'de işte diğer aday beyefendi geçen programda, herhalde yanılmıyorsam Kanal 23 ekranlarında, ben teşekkür borçluyum kendisine. Hı hı. Aynı zamanda babamızdan bahsetti.
babamızın işte çok değerli bir insan olduğunu, kendisinin de tanıdığını, hoş bir insan olduğunu, işte yıllarca Baskil'e, 60 köye ve ilçe merkeze güzel hizmetleri olduğunu söyledi. Ben bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yani tabii ki hoş bir davranış, güzel şeyi takdir etmek lazım. Tabii devamında biraz bizi eleştirdi. Yani ben gerçekten kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Şunu da unutmamak lazım. Ot kökünde biter. Biz inşallah bu yeni dönemimizde biz de o babanın evladı olarak yapmış olduğumuz hizmetleri anlattık. Ben burada saygıdeğer adayımıza teşekkür ediyorum. Babamı metiyelerle anlattığı için biz de o babanın evladıyız. Ot kökünden biter. İnşallah yeni dönemde de, ustalık dönemimizde de az sonra anlatacağım mega projelerimizi de hayata geçirmiş olacağız diye. O projelere geçmeden önce de WhatsApp'tan su gibi akan mesajları artık okumak istiyorum. Dilerseniz sizinle de paylaşayım başkanım. İyi akşamlar Baskil Belediye Başkanı Sayın İhsan Akmurat. Başarılar Ekrem Acil izleyicimiz bizlere ulaşmış. Baskil seninle gurur duyuyor başkanım. Durmak yok, hizmete devam. Babanın oğlu Kemal şeklinde bir mesajımız var. Baskil seninle güzel şeklinde yine bir mesajımız var. O kadar çok mesaj gelmiş ki başkanım. Yani hepsine yer veremeyeceğim ama birkaç tane seçip paylaşmak istiyorum. Baskilli olarak başkanımızı çok seviyoruz. Ustalık döneminde başarılar diliyorum. Celal Orhan izleyicimiz bizlere ulaşmış. Lütfen mesajımı okuyun, lütfen mesajımı okuyun diye mesajlar da geliyor. Okumaya çalışacağım değerli izleyenler. Evet. Sakarya'dan izliyorum. Sayın Başkanıma başarılarını diliyorum. İyi yayınlar demiş Hasan Cartı. Bir izleyicimiz bizlere ulaşmış. Başkanım peki Baskil'de seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Tabii yaklaşık olarak 75 veya 80 gündür sahadayız. Çok güzel çalışmalar yaptık. Ev gezileri yaptık. Mahalle toplantıları yaptık. SKM açılışı gerçekleştirdik. Vekillerimiz geliyor. İlçemizde ağırlıyoruz. Esnaf gezileri yapıyoruz. SKM'de vatandaşlarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Seçmenlerimizle, abilerimizle, kardeşlerimizle, ablalarımızla. Bunlar gerçekten güzel tepkiler alıyoruz, olumlu tepkiler alıyoruz. Yani vatandaşımızın teveccühünün 2009-2014'te olduğu gibi gerçekleştiğini, yansıdığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bu seçimde biz birinci seçimde %50 ile seçilmiştik. İkinci seçimde %60 ile seçilmiştik. Bu üçüncü seçimde tahmin ediyorum %70'i rahatlıkla geçeceğiz ve daha fazlası olacak diye düşünüyorum. Çünkü sahalarda almış olduğum tepkiler, olumlu tepkiler, algı, milletin göz bebeklerinin parlaması, vatandaşlarımızı ziyaret etmiş olduğumuz esnada gerçekten bu tepkileri alıyoruz. İnşallah 9 gün sonra da vatandaşlarımızın teveccühü Yaradan'ın takdiriyle zaten neticede ortaya çıkmış olacaktır diye düşünüyorum. Baskil'de seçim koordinasyon merkezi açılışı gerçekleştirdiniz herhalde, evet, bildiğim kadarıyla. Nasıl geçti biraz onu değerlendirirsek? Evet, yani bir SKM açılışıydı ama miting havasına dönüştü. Yaklaşık oraya gelen insan sayımız emniyet kayıtlarında 1000'e yakın bir insandı. Yani ilçe düzeyinde 1000 oy alan belediye başkanı olduğunu düşünürsek gerçekten güzel bir rakam, hoş bir rakam. Tabii burada dışarıdan gelen misafirlerimiz vardı ama %70, %75'i Baskil'de seçmen olan insanlardı. Az önce o rakamı da zikretmemdeki ana kaynak bu. Yani vatandaşımız bizim etkinliklere bu oranda destek verdiğini, katılım sağladığını gördüğümüz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gerçekten
SEKAM'e açılışımız çok muhteşem oldu. Yine vekillerimiz, il başkanımız ilçemize gelmişlerdi. SEKAM'a açılışımıza katıldılar. Ciddi katkılar sundular. Burada sizlerin vasıtasıyla kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir SEKAM'a açılışı oldu. Bizim konuşmamız oldu. Vekillerimizin konuşması oldu. İl başkanımızın konuşması oldu. İlçe başkanımızın konuşması oldu. Ama orada tatsız bir olay oldu. Tatsız olayın bizim ilçedeki SEKAM'lerimiz karşılıklı. Hı hı. O esnada karşıda işte Elazığ'dan, dershaneden bazı öğrenciler getirmek suretiyle bir kalabalık oluşturmaya çalıştılar. İşte program öncesi sizler de şey yaptık, onun kritiğini yaptık. İşte masanın üzerine çıkıp işte orada bizim daha etkinliğimiz bitmeden oradaki işte gençlerle birlikte bazı sloganlar atması. Onun dışında güzel bir SEKAM'a açılışıydı işin doğrusu. Ama tabii ki ben burada biraz üzüldüm işin doğrusu. Daha bir hafta önce, yani bizim SEKAM'a açılışımızın bir hafta öncesi onlar açılış yaptılar. Ben o gün Baskil'e gitmedim. Elazığ ve Malatya'daki programlarımı takip ettim. Daha dün değil evvelsi gün veya bir hafta önce bizden sonra da yine bir SEKAM'a açılışı yaptılar. O gün de tamamen SEKAM'ı kapattık. Yani karşılıklı var ya şey olmasın nedir? Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde de laf düzeyinde de olsa birbirlerine bir sataşma olmasın diye, ona mahal vermeyelim diye biz bu tedbiri aldık. Yani o SEKAM'a açılışı gerçekten oradaki karşı tarafın o şeyin dışında bizim açımızdan çok muhteşem geçti. Vatandaşlarımız ciddi bir katılım sağladı. Güzel bir katılım sağladı. Ve bizler de aday olarak ben çok mutlu oldum. Ve bu tabii ki konuşmalarımıza da yansıdı. Güzel de tepkiler aldık diye düşünüyorum. Seçim çalışmalarınıza hız kesmeden devam ediyorsunuz Sayın Akmurat. Vatandaşlarla bir araya gelirken Baskilli vatandaşlar en çok hangi sorunları dile getiriyor? Evet. Tabii yani ilçe küçük bir ilçe. Az önce saymış olduğumuz bazı hizmetler ilçemizdeki genel hizmetler, yani olması gereken hizmetlerde bir 10 yıl içerisinde inanın ki şu an minimum düzeye düşürdük. Yani o genel hizmetler manasında işte yol yapımı, işte içme suyu sorunu, hastane, eğitim, sağlık. Bunlar bu alanlardaki sıkıntılarımızı bu 10 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar ve kazandırmış olduğumuz eserlerle ve hizmete sunmamız da vatandaşlarımızın büyük ölçüde sorununu çözmüş olduk. Tabii küçük ilçelerin tipik sıkıntısı, yani Türkiye'nin her bölgesinde var. Yani İstanbul'un da var. Ama belki bizim ilçede biraz daha fazladır. İstihdam sorunu, işsizlik sorunu. Evet, işsizlik sorunu. Buna yönelik de bazı çalışmalarımız oldu. Tabii özellikle işte işletme sahiplerine destek vermek suretiyle. İşletmeciler, işte orada bir tekstil var, işte orada bir Kayseri Entegre var, işte orada bir soğuk hava deposu var, işte orada bir tavuk beyaz et çiftlik onlar TKDK'dan desteklemek suretiyle kazandırdık. İnşallah yeni dönemde onlar da daha fazla sayıda istihdam yaratmak suretiyle ilçemizdeki işsizlik probleminin bir nebze düşürmüş olur diye düşünüyorum. Tabii bizim en büyük bu alanda damgayı vuracak 7 yıldır uğraşmış olduğumuz organize sanayi bölgesi projemiz var. Baskil Organize Sanayi Bölgesi, sizin de köyünüzde inşallah inşa edeceğiz. Yaklaşık olarak Kayabey köyünün hemen altında 3000 dönüme yakın bir arazi var. Sizler de biliyorsunuz. Evet. Benim hemşerimsiniz. Köyünüzde yapacağız. Köyünüzdeki mülklerin de hızlı şekilde değeri artacak. Burada da onun müjdesini vermiş olayım. Tabii 7 yıl içerisinde bunun takibini yaptık. Bunun bir fizibilitesini, etüt çalışmasını yaptık. Yaklaşık 32 kurumdan olumlu rapor aldık. Yani o raporları almak o kadar zor ki. Yani her defasında bir problem çıkıyor, her defasında bir sıkıntı çıkıyor. Biz gerçekten bunu başardık. Şu an Sanayi Bakanlığımız zaten bundan 15 gün önce de Elazığ'ımıza bir ziyarette gelmişti. O gün boyunca seçim çalışmamı bıraktım. Bakanımızı takip ettik. Nihayetinde sağlamda bir müjde aldık.
Bu işte aşamalarını anlattık işte farklı farklı programlarda. Şu an bakanlığımız ilgili biriminde bu yapmış olduğumuz alt çalışma o bölgenin organize sanayi bölgesi ilanı ve arkasından da yatırım programına alınması. Bu da inşallah yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleşmiş olacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman az önce söylemiş olduğumuz tesisler bu yapmış olduğumuz büyük mega hizmetin yanında gerçekten küçük kalacaktır diye düşünüyorum. İlçemizde çalışacak insan sayısı belki de kalmayacaktır. İşsiz insan kalmayacaktır. Belki de dışarıda oturan, baskilli olmayan ve dışarıda oturan Malatya'da özellikle ve değişik gelenler illerde yatıran baskilli hemşerilerimiz kendi ana yurtlarında, ana vatanlarında, baba ocağında, kendi kapılarının önünde iş imkanı bulacaktır diye düşünüyorum. Başkanım bir bu, göç söz konusu var mı Baskil'de? Tabii yani bu kırsalın ana problemi. Yani bütün Türkiye'de kırsalın ana sıkıntı, sıkıntısı diye söyleyeyim. Yani bundan 20 yıl önce şehirlerde yaşayan insan sayısı %45 iken, kırsalda yaşayan insan sayısı %55 iken, şimdi 20 yıl sonra şehirlerde yaşayan insan sayısı %87. Evet. Yani bu Baskil'e özgü değil. Yani Elazığ'ın bütün ilçelerine özgü değil. Malatya'nın bütün ilçelerine özgü bir şey değil. Türkiye'nin sorunu. Kırsalda insanlar hızlı şekilde şehirlere göç ediyor. Tabii bunun sadece var ya istihdamla alakalı değil. İşte eğitim var, sağlık var. Diğer altyapı problemleri de tetikliyor. Ama ilçe merkezimizde ben ilçe belediye başkanı olduğum zaman 5200 nüfusu vardı. Şu an yine 5000 nüfusu var ilçe merkezinde. Resmi kayıtlarda öyle. Ama tabii doğrusu biraz belki 300-500 biraz daha düşüktür diye düşünüyorum. Tabii bu organize sanayi bölgesini anlattık. İnşallah bu vatandaşlarımızın işsizlik problemini çözecektir. Aynı şekilde ilçemizde ciddi bir talep olan doğal gaz sürecini de hızlandıracaktır. Ben bu 10 yıl içerisinde 3 defa ilgili birime doğalgaz talebinde bulunduk. Ama bize bazı şartlar, kriterler öne sürdür. İşte abonman sayısı, ev sayısı, işte evlerin yapısı, işte toprak binamı, işte beton binamı. Bunlar ciddi kriterler. Evet. Bunlar ciddi kriterler. Bunda da sadece Elazığ'ımızın şu ana kadar tek bir ilçesinin dörtte birine bir doğalgaz verilmiş. O da Kovancılar ilçesi. Zaten şehir görüntüsünde orada bu hızlı şekilde o doğalgazın alınmasını sağlamış. Ama biz inşallah bu organize sanayi bölgesini gerçekleştirirsek mukabilinde, çünkü hemen 3 kilometre ötesinde olacak ilçemizin, doğalgazı da ilçemize hızlı şekilde kazandırmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii Baskil'de yine bu 10 yıl süre içerisinde bunlar yapacağımız projeler diye söylüyorum ama bunların altyapısını bizler 10 yıl içerisinde oluşturmuşuz. Yani talep etmişiz, yatırım programını almışız. Mesela bunlardan biri Baskil Hükümet Konağı, Baskil Belediye Hizmet Binası. Yaklaşık 20 trilyonluk bir proje. Selçuklu mimarisiyle çizilmiş 6000 metrekare bir bina olacak. Bunu biz 2018'in 25 Eylül'ünde ihaleye çıkarıyorduk. İki gün önce Cumhurbaşkanımız bir yıllık tasarruf tedbirleri kapsamında ötelendi, ertelendi. İnşallah bu yıl içerisinde zaten projesi hazır. Zaten ihaleye çıkmıştı. Onu gerçekleştirmiş olacağız. Yine Baskil'imizin en önemli sulama suyu ve içme suyu. Uzun vadede. Yani kısa vadede bazı hem belediyemiz hem vatandaşlarımız hem sulama hem içme suyunda kısa vadeli çözümler üretiyoruz. Vatandaşımızı da sıkıntıya sokmuyoruz. Ama biz uzun vadede vatandaşımızın en az bir 50 yıl, 70 yıl hem içme hem de sulama suyu problemi çekmeyecek projeler de hayata geçireceğiz inşallah bu yeni dönemde. Mesela bunlardan Odabaşı Sulama Göleti ve Barajı yaklaşık şu ana kadar 30 trilyon para harcandı. Yine bu dönemde bir 7 trilyonluk ek kaynak gerekiyor. Bu seçim öncesi 1,5 trilyon bir kaynak
aktardık. İnşallah bugün yüklenici firma işte bu ay içerisinde onu yapımına başlayacaktır. Yıl sonu itibariyle de Devlet Su İşleri ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan aldığımız bilgiyle bu yıl bunu bitireceklerini bize taahhüt ettiler. İnşallah bu yıl içerisinde 5000 dönüm arazi yıl sonu itibariyle kendi cazibesiyle sulanmış olacaktır. Yine Şefkat Sulama Göleti şu an onun proje ihalesi bitti. Projesi bitti. Şu an sadece yapım ihalesi aşamasına getirdik. Bu da yaklaşık 3000-3500 dönüm arazi sulayacaktır. Ve bunlar içerisinde çok önemsediğim Tavşan Uşağı Sulama Göleti. Hem içme suyumuzu en az 50 yıl hem de sulama suyuna katkı sunacak Tavşan Uşağı Sulama Göleti'nin de ölçümlerini bu yıl bitireceğiz. Yatırım programına alacağız. İnşallah bizler bu projeleri de hayata geçirdiğimiz zaman gerek sulama gerekse içme suyu problemimizi de ilçe düzeyinde çözmüş olacağız. Yine çimento fabrikamız var orada. Bir çimento fabrikamızın bir yol projesi çizdirdik özel idaresi ve belediyemiz bünyesinde. Şu an çimentoya giden yol yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğunda. İşte bayağı şey yapıp düzergahı değişik bir bölgeden gidiyor. Biz kısa bir 12-13 kilometreye düşürecek bir proje hazırladık. İnşallah yeni dönemde tasarruf tedbirleri kalktıktan sonra bunu da yatırım programını alıp o çimentonun Elazığ ve doğuya olan akarını insanlarımızın, orada çalışan insanlarımız var en azından. Onlar da rahat şekilde ilçeye dönüp evlerine gelmesini ve orada Elazığ'a ve doğuya gidecek çimentodan çimento alan firmalarda en azından Baskil'de o düzergahı kullanmış olacaklardır. Baskil'imiz bir durak olacaktır. Bir canlılık katacaktır. İşte organize sanayi bölgesi bu yol. Diğer taraftan yine bir Baskil'de bir gençlik merkezi. Gençlik merkezimiz de yine Eylül'de ihaleye çıktı. Yine tasarruf tedbirlerine takıldı. Ve biz inşallah bu yıl onu da gençlerimizin daha kaliteli vakit geçirebilmesi için onu da bu yıl ihaleye, bu yeni dönemde inşallah ihaleye çıkarmak suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Az önce zaten bahsettik yine bir 20 dönüm arazi üzerinde vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, işte piknik yapabileceği inşallah bir Baskil'de bir 20 dönüm üzerine bir kültür park inşaatımız başladı. Birinci etapımız da iki ay sonra bitecek inşallah. Yani büyük bir kısmı bitti. Mevsim şartlarından dolayı hayata geçirememiştik. Tabii Baskil ile Elazığ arasındaki yolumuz yine geçen yıl ilk kongresine gelen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdesiydi. Evet. Baskil Aydınlar yolunun bölünmüş yol olarak yapılması. O da şu aşamada dediğim gibi yine bu da tasarruf tedbirlerinden dolayı bu yıla kaldı. Bu yıl inşallah bunlar hepsi hayata geçecek. Şu an işte Cuma günü bir açılışımız olacaktı. Kültür merkezi açılışımız olacaktı. O kültür merkezinde bir de bir ana binamız var. Belediye hizmet binası olarak. Çünkü eski binamız 65-70 yıllık bir bina. Hı hı. Gerçekten ihtiyacı karşılamıyor. Orada çalışma imkanımız mümkün değil. Oraya taşınacağız. Şu anki Baskil'deki belediye binamızı da yıkıp Baskil'e bir sosyal yaşam evi ve misafirhane projemiz de var. İnşallah yeni dönemde de bunları hayata geçirmiş olacağız. Tabii ben burada 4-5 tanesini açıklamış oldum. İnşallah bu hafta içerisinde vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz ve yine de bu yeni dönemde, ustalık dönemimizde yapacağımız mega projeleri vatandaşlarımıza broşürleri dağıtacağız. Ve inşallah onları da çeşitli ortamlarda bilgilendireceğiz. İnşallah vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Başkanım, evet. Programımızın da sona yaklaşmış durumdayız. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi yine beyefendi bu yaklaşık 13 gün dediğine göre bundan 4-5 gün önce yine bir isim programınıza çıkmıştı. İşte biz gümbür gümbür geliyoruz. Başkan şu an veda turlarına çıkabilir.
veda turlarına başlasın diye söylemişti. Tabii ben yine bunu siyasetteki yeni olmasına bağlıyorum. Şimdi milletin teveccühü ve Yaradan'ın, en önemlisi Yaradan'ın takdiri hiç kimsenin iputeği altında değildir. Bizler 31 Mart'ta sandıklar açılana kadar inşallah netice dolayısıyla 10 yıl belediye başkanlığı yaparız. Kim veda eder? Orada sandıklar söyleyecektir. Milletimizin teveccühü, Allah'ın takdiri neyse hepimiz buna boyun eğmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Ben burada bizlere bu imkanı verdiğiniz için ve bizleri bir saate yakındır dinleyen Baskilli hemşerilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Çıkmış olduğunuz bu kadim yolda başarılar diliyorum başkanım. Değerli izleyenler, AK Parti Baskil Belediye Başkanı ve adayı Sayın İhsan Akmuraz bizlerle birlikteydi. Seçimi değerlendirdik. Başka bir seçim özel programında sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.